Ben arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zasan. Sizlere bu videoda 23. ve 24. Söylem arkasında bulunan bir adım ötesi sorularını çözeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, soruların çözümüne başlayalım. Evet arkadaşlar, 23. Söylemin arkasında bulunan bir adım ötesi sorularının çözümlerini yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar, tabii bunları anlayabilmemiz için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, daha önceki videolarımızda çektiğimiz 5 videoda sadece ödev testlerinden 1, 2, 3'ü çözdüm arkadaşlar sizlere. Bir adım ötelerini çözmedim. Eğer bu ödev testlerini çözdüyseniz, videolarını dinlediyseniz bunları çok rahat anlarsınız arkadaşlar. Eğer bunları çalışmadıysanız bunları da işlemde, bu konu soruların çözümünde ve işlemlerinde sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bu ifadesi ikinci dereceden bir denklem olup köklerinden biri biridir diyor. Buna göre bu denklemin diğer kökü kaçtır? Arkadaşlar, bu bir defa ikinci dereceden denklem olması için a'ya 1 veremeyiz. Bakın, a'ya 1 verdiğimiz zaman bura olmaz. Bakın, a'ya x kare artı 1'in 2 olması lazım. Onun için a'ya ya 1 vereceksiniz ya eksi 1 vereceksiniz. 1 veremeyiz. A'ya mecburen eksi 1 vereceğiz. A'ya eksi 1 verdiğimiz zaman burası eksi 2x kare artı x eksi b olur. Denklemin köklerinden biri de 1'miş arkadaşlar. Denklemin köklerinden 1'miş. X'e 1 verelim. Kök denklemi sağlar. Eksi 2 artı 1 eksi b'nin değeri 0'dır. B buradan eksi 1 gelir arkadaşlar. A'mız eksi 1'di. A ile b'nin çarpımı kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman bu denklemi yazalım. Evet, buraya eksi 2 koyduk. Eksi 2 x kare artı x artı 1 eşittir 0 yapar. Bunu eksi ile çarptık arkadaşlar. Eksi x eksi 1. Çarpanlarını bulalım. 2 x'e x. Eksi 1'in çarpanları kaçtı? Eksi 1'in çarpanı eksi 1'e 1 diye de bunu yazalım arkadaşlar. Bakın, eksi 2 x artı x de buradan geldi. Eksi x'i verdi. O zaman denklemin kökünü şu şekilde yazacak olursak 2 x artı 1'e eksi 1 diye bunu yazalım. X buradan eksi 1 bölü 2 geldi. X buradan 1 geldi. Denklemin diğer kökü de eksi 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Evet. İfadesinin 4 kat olduğuna göre X'in alacağı farklı değerler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar, bu ifadeyi 4 ile çarpalım. 2X bölü X eksi 2 eşittir 4X bölü X artı 1'e. Arkadaşlar, buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 4x ile x eksi 2'yi çarparız. 4x çarpı x eksi 2 diyelim. 2x çarpı x artı 1 diye de buradan yazalım. Burası 4x kare eksi 8x. Burada 2x kare artı 2x gelir. Buradan 4x kareden 2x kare çıkarsa 2x kare eksi kaç geldi? 10x geldi arkadaşlar. X parantezini alırsak 2x eksi 10 kaldı. Bu denklemin köklerinden biri 0'dır. Bir tanesi de 5'tir arkadaşlar. X'in alacağı değerler 0 ile 5'tir. Çarpımları 0 yapar arkadaşlar. X'in alacağı farklı değerler çarpımı da 0 olur. Köklerinden biri a olduğuna göre a eksi 1, a artı 1, a artı 2, a artı 4, eksi 4 kaçtır diyor. İfadesinin değeri kaçtır? A koyalım. A kare artı 3A eksi 6 eşittir 0 diye bunu yazdık arkadaşlar. Çarpanla ayırma da bununla ilgili özel sorular çözülmüştü arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız çarpanla ayırmayı. Orada yapacağımız olay A eksi 1 ile A artı 4'ü çarpmak arkadaşlar. Yani A kare artı 3A şeklinde ifadeleri bulabilmek. Birinci terimi A kare, ikinci terimi 3A, yani A kare artı 3A ifadesini bulabilmek. Bunun için de A eksi 1 ile A artı 4'ü çarpıyorum bakın. Çarptığımız zaman a eksi 1 ile a artı 4'ü çarpalım. Ne olur? A eksi 1 ile a artı 4'ü çarpalım arkadaşlar. Çarptık. A kare. Buradan 4a geldi. Eksi 1a da buradan geldi. 3a geldi. Eksi 4 oldu arkadaşlar. Bununla bunu çarpalım. A kare artı 3a artı 3 de buradan geldi. O zaman a kare artı 3a eksi 4 diye bunu yazdık. Şunların çarpımı da a kare artı 3a artı 2 diye yazalım. Eksi 4 diye de son terimini tamamlayalım, yazalım yani.
A kare artı 3 a'nın değeri kaçtır arkadaşlar? 6'dır bakın. A kare artı 3 a 6. Burası 6 eksi 4 olur. Burada 6 artı 2 olur. Eksi 4. Buradan 2 geldi. Buradan 8 geldi. Eksi 4. 16'dan 4 çıktı. 12 kaldı arkadaşlar. X'lerinden değer de 12'dir. Evet arkadaşlar, sorular görüyorsunuz. Çarpanla ayırmayı kapsıyor şimdi. Nereye gitti? Çarpanla ayırmaya gitti. Çarpanla ayırma da özel ifadelere gitti arkadaşlar. Özel durumlar vardı hatırlayacak olursanız. Çarpanla ayırma da ona gitti arkadaşlar. Kolay soru değil. Evet, sosyal sorumluluk projesi kapsamında fakir çocuklar için iki atölyede palto dikilecektir. Bu atölyeden A atölyesi işini tamamen tek başına, B atölyesinin aynı koşullarda yaptığı yapma süresinden 5 gün daha kısa sürede yapmaktadır. A atölyesi, B atölyesi. Aynı koşullarda 5 gün daha kısa süre yapıyor. Arkadaşlar bu T günde yaparsa o zaman bu da T artı 5 günde yapar işi. İki atölye birlikte çalışsa işin tamamını 6 günde bitiriyorlar. Bu bir günde ne kadarını yapar arkadaşlar bu atölye? 1 bölü T'sini yapar. Bu bir günde 1 bölü T artı 5'ini yapar arkadaşlar. İkisi birlikte kaç günde? 6 günde bu işi yapıyorlarmış. Çarpı 6 eşittir 1. İşin tamamı yapıldı. İşçi problemlerinden arkadaşlar. İşçi problemlerinden geçerli hatırlamamız lazım. 1 bölü artı 1 bölü T artı 5 eşittir 1 bölü 6 diye bunu yazabiliriz. Ya da 6'yı buraya dağıtıp arkadaşlar paydaş diyebiliriz. Yani 6'yı o zaman buraya dağıtalım. Daha mantıklı olur. O zaman şuradan 6 ile pay ve paydayı 6 ile çarparım arkadaşlar. Bunu 6 ile çarptığımı düşünün. 6, burası da 6 olsun. Bunu T artı 5 ile çarpıyorum. Bunu T ile çarpıyorum. Bunun paydasına 1 veriyorum. T çarpı T artı 5'e de bunu çarpıyorum. 6 ile çarptık. 6T artı 30 artı T ile çarptık. 6T eşittir. T kare artı 5T'de bakın T kare artı 5T 1 ile çarptınız. 0 eşittir dedik. T kare 6T 6T de buradan geldi. T ile çarptık arkadaşlar burası. 12T attık bu tarafa. Yani eşitliğin sağ tarafına eksi 7t. Burada 30 kaldı. Eksi 30 da buradan gelsin arkadaşlar. T denklemimiz şu. Yerimiz kalmadı burada arkadaşlar. T kare eksi 7t eksi 30 eksi 0 geldi. T'nin çarpanları eksi 10'a yani kaç yaparız arkadaşlar? Eksi 10'la 3 diye yapabiliriz arkadaşlar. T artı 3 diye bunu yazabiliriz. İki sayının çarpımı eksi 30 toplamı eksi 7. T'nin değeri eşittir 10 geliyor ya da T'nin değeri eksi 3 geliyor arkadaşlar. B atölyesi bu işi kendi başına bakın T 10'du. A atölyesi kendi başına 10 günde yaparsa B'de 15 günde yaparmış arkadaşlar. B atölyesi bu işi 15 günde yaparmış. Evet arkadaşlar burada bir karemiz var. Karem mi? Evet bir karemiz var. Bu karede ne özelliği var? Neyi soruyor bize? Karenin alanını soruyor. A kare eksi 2. Karenin kenarları birbirine eşittir. A artı 6 eşittir arkadaşlar. Bakın. A kare eksi 2 A eksi 8 eşittir 0. Bunun çarpanları A eksi 4 çarpı A artı 2 olarak yazılır arkadaşlar. A buradan 4'tür ya da A buradan eksi 2 gelir. A'nın değeri eksi 2. Olmaz arkadaşlar. Çünkü 4 eksi 2 olursa hangisi olabilir diyor. A eksi 2 olabilir arkadaşlar. Olabilir evet. A eksi 2 olabilir. 4 2 oluyor. Burada 2 olur. Direkt 4 olur. A'yı eksi 2 alırsak A eksi 2 ise alan ne oldu arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2, 2 çarpı 2 4 yapar. Alan 4 geldi. A'yı 4 olarak alırsak arkadaşlar 16, 2 çıktı, 14. O zaman 14'ün karesidir karenin alanı arkadaşlar. O da 196 yapar. Bu karenin alanı 196 olabilir. Ya 4 olabilir ya 196. E deseydi bize karenin alanının alabileceği değerler toplamı o zaman 200'dü. Farkını isteyebilirdi. Yani burada artık soru çoğaltılabilir arkadaşlar. Burada farklı alanlar istenebilirdi yani.
Evet, 23. föyün bir adım ötesini çözdük. 24'e geçtik arkadaşlar. 24. föyün bir adım ötesini çözeceğiz. Burada bakın 24, af 24 yazıyor aşağıda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, denkleminin gerçek sayıda çözüm kümesi boş küme olmadığına göre M'nin olabileceği en büyük değer kaçtır? Çözüm kümesi boş küme olmadığına göre. O zaman çözüm kümesi nedir? Boş küme değilse arkadaşlar, kökler bu denklemin deltası nedir arkadaşlar? Delta büyük eşit sıfır olabilir arkadaşlar. Kökler eşit olabilir ya da kökler sıfırdan büyük olabilir. O zaman delta büyük eşit sıfırsa yazalım arkadaşlar. Delta B'nin karesi 64 B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. C'miz de M artı 1 eşittir. Büyük eşit sıfır diye yazdık. 64 eksi 8 M eksi 8 büyük eşit sıfır diye yazdık. Evet, 64 8 çıktı, 56 eksi 8 M büyük eşit sıfır. 8 M küçük eşit 56 yaptı. M küçük eşit 7 yapar arkadaşlar. M'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 7'dir arkadaşlar. M de en büyük değer olarak 7'yi alır. Olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor arkadaşlar burada. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradan x kare eksi 2xy artı y kare var. Bakın x kare eksi 2xy artı y kare. Efendim burada da kaç var? Eksi x var. Bu ifade kaç gelecek arkadaşlar? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar burada x kare eksi x eksi 2xy bunu tam kare olarak tamamlayalım arkadaşlar buradan. Buradan bunu da atalım bu tarafa. Bu tarafa attık. X'i bu tarafa attık. Eksi y diye oldu arkadaşlar. Bu ifade ne oldu? X eksi y'nin karesi eşittir. X eksi 7 oldu. Bir tam kare ifadenin alacağı minimum değer arkadaşlar 0 ve 0'dan büyüktür. Bunun alacağı en küçük değer kaçtır arkadaşlar? X'e 7 verirsek evet X'in değeri 7 olur arkadaşlar. X'in alacağı en küçük değer kaçtır? 7'dir arkadaşlar. X'e 7 verdiğimizde bura ne oldu arkadaşlar? Sıfırlar arkadaşlar. X 7 için diyelim. İse 7 de biderse bu 0 olur arkadaşlar. Daha sonra 7'den daha büyük değerler alacak artık burası. Çünkü bu ifade bir tam kare oluyor. Tam karenin alacağı minimum değer 0 ve 0'dan büyük değerler olacağı için X'in alacağı minimum değer 7 olmak zorunda arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Başka sayısı 2 olan ikinci derecenin denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Başka sayısı 2 olan ikinci dereceden denklemin kökleri. İkinci dereceden x kare artı kökler toplamı. Biz biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Kökler toplamı nedir? X1, buraya x'i koyduk. x1 artı x2 diye bunu bir yazalım. X artı x1 çarpı x2 de buradan gelsin. Başkası ikinci dereceden denklemin kökleri x1. Yazdık şöyle yazdık biz bunu. Şimdi arkadaşlar x1 eksi x2 kök 13'müş arkadaşlar. Arkadaşlar denklemin kökleri arasındaki fark. Bakın denklemin köklerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz köklerin farkı kaçmış? Kök 13. X1'i nasıl buluyorduk arkadaşlar? B artı kök delta bölü 2a diye yazarsak x2'yi de eksi b eksi kök delta bölü 2a diye yazalım arkadaşlar. Kökleri birbirinden çıkartalım. X1'i X2'den çıkartalım arkadaşlar. Bundan bunu çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? Buradan kaç gelecek? Arkadaşlar bundan bunu çıkartıyoruz. Bu ikinciyi eksiyle çarptık. 2 kök delta bölü 2a kaldı. Şimdi arkadaşlar burada X1 X2'nin farkı kaçmış? Kök 13. Kök 13. İkiler birbirini götürdü. Kök delta bölü a'nın kök delta bölü a kaldı. Başka sayısı 2 idi arkadaşlar. Başka sayısı 2 idi. 2 a'nın yerine 2 yazdık.
O zaman 2 çarpı kök 13 eşittir kök delta'ya. O zaman delta eşittir 4 çarpı 13 52 gelir. Deltamız da 52'dir arkadaşlar. Buna bakalım arkadaşlar. Denklemin gerçel sayıları çözüm kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diyor. Evet arkadaşlar, denkleminin gerçel sayıları çözüm kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? X kare eksi 3 diyor. X kare eksi 3. X kare eksi 3'e, X kare eksi 3'e A diyelim arkadaşlar. A kare artı 2A eksi 3 eşittir 0 dedik. Bu denklemin kökler arkadaşlar, elemanları bulalım. A eksi A artı 3 çarpı A eksi 1 diye de bunu yazalım. A'nın değeri eksi 3'tür. A'nın değeri 1'dir. O zaman x kare eksi 3 eşittir x kare eşittir 0. Buradan da x kare eksi 3 eşittir 1'e, x kare eşittir 4'e. Evet arkadaşlar, burada x'in değeri 1, 2 gelir. Bir de eksi 2 gelir. Burada x'in değeri 0 gelir. Ve bunların toplamı kaç gelir arkadaşlar? 0 gelir. Çünkü 1'i 2, 1'i eksi 2, 1'i 0. Toplamları 0 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar, bu fonksiyon kesirli bir fonksiyon. Her x gerçel sayısı için tanımlı olduğuna göre A'nın abice kaç farklı tam sayı değeri vardır? O arkadaşlar, o zaman burayı sıfırlayan hiçbir değer olmayacak. Bu ikinci dereceden bir denklem gibi düşünün. Yani x'e bir sayı verdiğinizde burayı sıfırlayan hiçbir değer olmayacak. Bunun için de deltası ne olacak? Yani kökü olmayan bir ikinci derece denklem gibi düşünün. Delta sıfırdan küçük olmak zorunda. O zaman burayı sıfırlayan rasyonel ifadelerde paydayı sıfırlayan bir değer yoksa tüm reel sayılar için tanımlı bir ifadedir bu. Dolayısıyla bu fonksiyonda x yerine her şeyi yazabiliriz demektir. Delta sıfırdan küçükse arkadaşlar b kare eksi 4 a için b kare eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de 4. Sıfırdan küçük olacak. A kare küçüktür 16 arkadaşlar. Hangi sayının karesi 16'dan küçüktür? Eksi 4 ile 4 arada arkadaşlar. Kökünü alalım. A mutlak değeri A küçüktür. 4 olur. Bu da eksi 4 ile 4 aralığında arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eksi 4 ile 4 aralığında eksi 3, eksi 3, 3, 6, 7 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Eksi 3'ten 3'e kadar sıfırda daha 7 tane tam sayı değeri buradan elde edilmiş olur arkadaşlar. Evet, denklemin çözüm kümesi aşağıdaki hangisi? Arkadaşlar tabi bunu deneyerek de bulabilirsiniz ama tabi her zaman o çıkmayabilir. Bunun karesini alalım. Eşitliğin her tarafın karesini alıyorum. Karesini bakın. Eşitliğin her tarafın karesini alayım şimdi bu denklemde. X artı 2 artı kök x artı 4 eşittir 10'a geliyor arkadaşlar. Bu denklemlerde eşitliğin sol tarafı ya da sağ tarafını köklü ifadeyi sağda ya da solda bırakacaksınız arkadaşlar. Sol tarafta bırakalım köklü ifadeyi. 10'dan 2 çıktı 8. Eksi x oldu. Eşitliğin her tarafın karesini aldık. X artı 4 eşittir. 64 eksi 16x artı x kare oldu. 0 eşittir. 60 eksi 17x artı x kare. Evet. 60'ın çarpanları arkadaşlar buradan kaçtır? 12 ile 5 olsun. Bunun çarpanları 0 eşittir. X eksi 12 çarpı x eksi 5 diye yazdık. X'in değeri 12'dir. Ve de x'in değeri 5'tir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, x 12 ve 5'tir. Bunları mesela bu denklemde yerine getirip yazalım arkadaşlar. 5 yazdık. 9. Dışarı 3 çıktı. 3, 8. 3, 8, 10 sağladı arkadaşlar. Sorun yok. 12 verelim. 16 dışarı 4 çıktı. Arkadaşlar bakın, bulduğumuz değeri acaba sağlar mı? Bir de bunları kontrol edelim. 12 koyduğumuz zaman 16 dışarı 4 geldi. 4, 2 daha 6, 6 oldu. 12 daha 18. 12 denklemi sağlamıyor arkadaşlar. Bakın, 12 denklemi sağlamıyor. Sağlayan değer 5'tir arkadaşlar. Bu denklemin çözüm küresi de 5'tir. Bu da önemli bir özelliktir arkadaşlar. Köklü denklemlerde bulduğunuz değerleri bir sefer denkleme yazın, kontrol edin. Evet, kontrol edip bakın. Bu sağlamıyor. X eşittir 5 çözümdür. Evet arkadaşlar, 23. ve 24. köylerin ileri bir adım ileri sorularını da burada çözmüş oluyoruz.
Evet. Kendinize şimdilik iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.